ihracat, yatırım ve istihdam odaklı bir bakış açısıyla reel hayata, bu ülkenin çıkarlarına odaklı politika belirlemeye kalktığında TÜSİAD hani harekete geçiyor ya, geçmişte Evet. bunu farklı şekillerde yapıyordu. Şimdi de en son TÜSİAD'ın başındaki şahıs uluslararası ekonomik standartlardan bahsetti. Ne hikmetse uluslararası ekonomik standartlardan bahseden bu adamlar bu millete çıkıp açıkça şunu söylemiyorlar. Siz faizleri istediğiniz seviyeye indirebilirsiniz ama bir şartla. Eğer faizleri %14'ten 9'a düşürecekseniz aradaki %5'lik farkı bize teşvik olarak, bize para olarak bizim cebimize koyacaksın. Ondan sonra zaten biz %9'u senden zaten alacağız. Bu milletin alın teriyle ödediği vergilerden alacağız. %5'i bize vermeden senin faizle oynamana izin vermeyiz. Sen faizle oynamaya kalkarsan Merkez Bankası üzerinden gürültüyü koparırız. Türkiye'nin fay hatlarını harekete geçirerek sizi sıkıştırmak için her şeyi yaparız demiyor. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Efendim uluslararası standartlar varmış. Peki bu uluslararası standartlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Roosevelt öncesi ve Roosevelt sonrası Keynesyen doktrinle Friedman doktrini arasındaki o üretime dayalı modelle, monetarist politikalarla, parasalcı politikalarla Amerika üzerinden dünyaya egemen kılmak istedikleri faize dayalı, sadece faize dayalı bir modeli insanlığa dayatarak kendi ceplerini, toplam ne kadarmış biliyor musunuz? Mukadder Hanım, bu Kazım Bey kardeşim, 300 kişi. Evet, tabii. 300 kişi, 300 kişi 84 milyonun kaderine faiz üzerinden, Süper. 300 kişi Bravo. Abi ben üzerinden bu milletin geleceğini gasp etmeye kalkacak. Buna karşılık bu milletin bağımsızlık mücadelesini de sürekli örselemek için, sürekli tökezletmek için her şeye iyi kullanmaya çalışacaklar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz aslında bu temelde sokakla bu bilgileri paylaşmalıyız. Yani artık biz kesinlikle, ki Kazım Bey kardeşim söyledi, ben de katılıyorum. Bir kere her medeniyet doğar, büyür ve ölür. Batı medeniyeti, Batı uygarlığı, ben medeniyet demiyorum ona, Batı uygarlığı, evet doğru, sanayi devrimini üretecek aklı başardı. O akıl üzerinden insanlık için fayda